Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Evet Cem'ul Cevami adlı esere, eserin şerhine kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah Cem'ül Cevami adlı eseri bildiğiniz gibi Celaluddin el-Mahalli şerh etmiştir. Kitabın ismi El Bedru fi Halli Cemal Cevami. Evet, el kelam fil mukaddimat bahsine gelmiştik en son dersimizde. Şimdi bu cemul cami dediğimiz gibi mukaddimelerden ve yani maksudu bizzat olan bu cemul camiden maksudu bizzat olan mukaddimelerdir. Bir de e ı kütüb demiştik. Bu yedi kitap nelerdi? Kitap, sünnet, icma, kıyas, istiddal. Ondan sonra et-taadul ve teracih beyne'l hazil edileti yani bu deliller muaraza ederse hangi muaraza ederse hangisini tercih edeceğiz. E, son kitap ise iştihat hakkındaydı bunlardan bahsedecek tabi tasavvuftan da bahsedecek kitabın sonunda kelam iliminden de ne yapacak biraz bahsedecek işte ilk önce bu cemaat cemaatin hasır olduğu ilk mukaddimelerden bahsedecek tabi mukaddimenin içinde usulü fıkhın tarifi de var şimdi onu tarif edecek El kelamu kainun fil mukaddimat tarifu usulul fıkh. Şimdi usul fıkh nedir? Diyecek ki usul fıkh bu fıkhın mücmel olan yani icmali olan delillerin kaideleridir yani. Hani kavaydı külliyelerdir. Mesela el emru lil ve nehyu mesela diyecek ki lil hurmeti ee, gibi şeylerden bahsediyor bu usul fıkı. Usulul fıkhi delailul fıkhil icmaliyetu. Demek ki bu usul usuldan murat yani bu usul fıkı yani bu artık bu lakab olmuş. Alem olmuş. Alem cinstir. Bu mudaf mudaf ileyhi artık e, murat değildir yani. Lugay manalar murat değildir. Mesela Abdullah gibi. Mesela Abdullah birisine alem yaptığım zaman artık o Abdullah'tan Allah'ın kulunu kastetmiyorsun. Adamın ismini kastediyorsun artık. Abdullah geldiğin zaman o adam kendisini kastediyor. Yani o Allah'ın kulu o anlaşılmıyor. Ama onu da işaret ediyor yani. Şimdi söyleyecek. El kelamu fil mukaddimat iftetahaha bu mukaddimeleri açtı. Hani mukaddimelerle başladı neyle başladı? Bir tarif usulü fıkhi. Usulü fıkhın tarifiyle mukaddimeleri ne yaptı? Başlangıcını yaptı. Niçin ha bu mukaddimeleri mukaddimelerle başladı ee, bir tarif usulü fıkhı? hu burada bir hu olacak, şurada bir hu olacak. Hu usulü fıkha gider bu usul fıkhı ne yapsın? Tasvir etsin. Talibuhu, bu usul fıkhı talep eden e, talebeler. Ne, neyle onu tasvir edecek? Bima. Öyle bir cihetle ki o cihet ya ta, tarif Haddır ya, ya hadla. Onu ne yapıyor? Had ile, tarif ile onu ne yapıyor? Tasvir ediyor. Bima yadbitu mesailehul kesirete. Tabi bu e, usulü fıkhın çok meseleli vardır. Tabi cidden kaydına koyuyorlar ki mesela o işrinde bu kesire işrine de tas, e, ne yapıyor e, sadık geliyor. O zaman e, saymakla bu tasavvur gelir. Yani o zaman hadde gerek yok. O yüzden bu cidden ekliyorlar ki yani bu e, tarif buna getirebilir. Demek ki iftahaha bi ta'rifi usulul fıkhi li yatasawwarahu talibuhu bima yadbitu masailul kesirete. Ondan sonra demek ki bu e, usul fıkhi talep eden bir talebe öyle bir had ile bunu ne yapacak, tasvir edecek ki, yani bunun tarifini bilecek ki, onun o çok meselelerini ne yapsın, Zaf yani eee Onları ne yapsın? Böyle şumlu bir şekilde zihnine yerleştirsin yani. Li ala basiretin fi tatallubha. Bu yekuna bu li ye illetidir. Li tasavvurada illetidir. O zaman bu li yekuna illetul -illeti". Bu illetin illeti olmuş oluyor. Bazen de şu ikisinin illet yapıyor. İftaha iftataha bi tarifi sufiqi diye tasavvur talibu yani bu niye liyekuna. Ama mutabadır. Li tasavvuranın illetidir. Niçin tasavvur etsin? Çünkü liyekuna ala basiretin fi tatalubiha. E, bu tatalub getirmekle işaret etti ki e, yani şey şeyen fe şeyen. Çünkü siga bu tat tefaul bu azar azar takelluf babındandır yani azar azar yavaş yavaş yani ne yapsın talebesi yani bu talebinde basiret üzere olsun yani izlev tatallabha qabla dabtiha demek ki bu eee izlev bunu ne yaparsa talep ederse, neyi talep ederse o meseleyi, mesaili kesire. Şu ha mesaili kesire gider. Yani o kesir meseleleri, o çok olan meseleleri e, talep ederse, kabla daptiha, o da o meseleleri zapt etmeden e, bunu talep ederse, o zaman lem yemen min lem yemen fevata ma yurecihi. Evet. Yani o ümit ettiği, istediği e, şeyleri kaçırmaktan emin olamaz. Çünkü o meseleyi kesireyi tam olarak zapt etmedi. Yani, ola ki o meselelerden birisi kaçabilir yani. Farkında olmadan onu ne yapar? Atlayabilir. İşte bundan emin olamaz eğer tasavvur etmezse. Bir de o diye al vakti fi mala yani. Diyelim adam usul fıkhi ne yapıyor? Talep ediyor ama bu kalkarsa nahu ilmini e, de aynı şekilde talep ederse o zaman ne oldu? Bak kendisini ilgilendirmeyen o o anda. Çünkü nahvi tabi insan ilgilenir ama o etapta ilk etapta usul fıkıh okuyacak. Ama sarf, nahi, mantık, belagat gibi ilimlere de dalarsa o zaman vaktini ne yapar? E, kendisini ilgilendirmeyen ilimlerle harcamış olur. Normalde şimdilik usul fıkıh okuyorsa o usul fıkıh meselelerini ne yapacak? E, kapsayacak ki hem başka ilimlere kaymasın hem de o usul fıkhın ilimleri ondan ne yapmasın? Fevt olmasın yani. İftetaha hayni erada en yeftahi en yeftetihaha fekala. Evet. Bu fe iftetaha üzerine tefri oluyor. hani ve ee, izâ kumtum ile salati fâhsilû. Halbuki daha namaza durmadan yani namaza durduğun zaman değil ki namaza durmadan önce. Burada da başlamadan önce. Başlamadan önce iftaten erade en yeftatiha ha Yani başlamayı murad etti ve ne dedi? Usulul fıkhi delailul fıkhi icmaliyetu. Evet. Şimdi bu usulul fıkı dedik ya ilk başta artık bir alem olmuştur. O fen yani bu usul fıkhın alam alemidir yani. Alem-i yani. Usul fıkh denince bu e, ilim akla geliyor. Yani eyl fennül müstamı bi hazal Bu lakab il artı bu lakab oldu. Biz bu ilme bunu lakab yaptık. E, lakab olunca o zaman ya, lakab ya medhi ya da zemmi işaret eder. E burada medhi işaret ediyor. Çünkü diyecek ki çünkü e, fıkhı usula ne yapmışız? E, bina etmişiz. Bak. Bibdina al-fıkhi alayhi. Yani, Usulü fıkhi fıkhın dayanağı, fıkhın bina edildiği şey. Fıkhı neye bina ediliyor? Usula bina ediliyor. E demek ki fıkhın e, temeli e, usuldur yani. Bu usullardır, bu kaydelerdir yani. Bu kaydeler olmasa fıkıh olmaz. Çünkü o fıkıh bu kaydelerden çıkıyor. Bu kaydelerden meydana geliyor. Bibdinal e fıkh gerçekten de fıkı buna bina ediliyor mu? Evet diyor. İzil aslu ma yebteni aleyhi gayruhu evet yani asıl nedir başkasının e, kendisine e, bina edildiği şeydir yani dolayısıyla burada usul fıkıhtan murat artık o eee alem-i cins olan usul fıktır yani bu hem de onun medhini ne yapıyor bu usulun eee medhini işaret ediyor çünkü fıkıh ona ne yapıyor e, dayanıyor çünkü bu kaideler bu e, kayda külüler olmasa fıkıh ne yapmayacak? Bunlardan çıkmayacak. Usulü fıkhi delailü fıkhi icmaliyet. E, i̇cmali denince yani sanki gayr-ı muayyene anlaşılıyor. Ey yani gayr-ı Muayyen olmayanlar. İcmaliyet. Ta haşelerde bunları e, şey yapıyorlar. Açıklıyorlar. Biz fazla haşelere girmiyoruz. Mesela bünnani var. Ondan sonra attar var. Birkaç haşiye var. Ke mutlakil emri ve muayyen olmayan e, kaydeler mesela mutlakil emir. Nehyi, ve nehi ve fi'lin nebi sallallahu aleyhi ve sellem vel icma'i kıyası ve istishabi Şimdi şöyle bir işgal var dedi. Şimdi biz delayede biz tuttuk. E, mutlakil emir kaydenin kendisi dedi. Müfrettir. E, müfret kaydı olmuyor. E, diyecek ki el mebhusu an evveliha bu mutlakil emir bi ennehu lil vücubi hakikaten. Yani bu hamil olarak. Yani mutlakul emr-i vücubi. Bak ne oldu? kaide oldu. Muttakil emir vücub içindir. Mesela muttak nehi hürmet içindir. Bak ne oldu? Kaydeler oldu. Kayda külüler oldu yani. O yüzden bu el mebhusu diyerek bu işgali ne yaptı? Defretti ki bak muttakil müfrettir. E kaydeler müfret değildir. Evet. O yüzden el mebhusu an evveliha bu el mebhus gayr-i sıfatıdır. Gayr-i muayyenin emir nehi fiyali nebi icma kıyas. Mesela ve icma hüccetü ve kıyas hüccetün o diyecek. Ve baki bi Yani bunlar hepsi hüccettir. Fir-i nebi hüccettir, icma hüccettir. Hepsi hüccettir yani. Şimdi biz dedik usulü fıkı o mücmel olan fıkhın kaydeleridir. Yani bazı alimler usul fıkı e, marifet olarak tarif etmişler. Demişler ki vakıyla marifetuha yani bu tarif yapan i̇bn Hacip'tir. i̇bn Hacip usulü tarif ederken şöyle tarif etmiş. Demiş ki el ilmü bil kavaidi bak el ilmü bil kavaidi o kaideleri bilmek. Yani marifet yani ilim manasına. Ve kila marifet var. Tabi bizim haşemiz bitmedi. Bu haşe okurum da sonra. Ve gayru zahlike. bu ve gayru zalike şey üzerine natiftir. Buradaki muttaqul emr üzerine bu. Muttaqul emre izafesi de yani el emru muttaqu e, min idafati sıfatı ilel mevsufi yani kel emri mutlak yani evet bu gayru zalike mutlak üzerine atıp da, o zaman gayri de gayri okur. bu hareket de yanlıştır gayri olacak çünkü kafın üzerine atıp mutlak üzerine atıp da bu da gayri olur ve gayri zalika zalike, zalike da şey işarettir işte bu mutlak emir, nehi bunların dışındaki ve fil nebi onlar nedir? Ee, mesela diyorlar ki mutlak, mukayyet, khas, mücmel, zahir bunlardır. Mimayeti gelecek. Mimayeti ma ma'a ta'allakubihi. Tabi bunlara ta'alluk eden şeylerle beraber. ma ma'a ta'allakubihi bu متعلق بياتي ياتي متعلق ياتي مع ما يتعلق به يعني مصاحبا مع ما يتعلق به مثلا المطلق يحمل على المقيد والام يقبل التفصيص كبير او تعلق مفيد ياتي متعلق يعني ياتي في الكتب الخمسه Tabii kitap bahsinde geçecek. Hani kitap, sünnet, icma demiştik ya. O kitap bahsinde bunlar geçiyor. Kitap bahsinde mutla, mukayyete, mahsede de onlardan bahsedecek. Firkutul Khamsen hepsinde değil. Belki o kitap bahsinde. Evet. Fakharaca delilu, fakharaca eddalailu tafsiliyetu. Şimdi biz dedik, icmali, icmali olunca mücmen o zaman tafsili deliller çıktılar. Mesela nahu aqimu salata ve la taqrabu zina. Ve salatu sallallahu aleyhi ve sellem fil Ka'beti. Bak bu fiilün i nebinin bir bölümüdür, bir kısmıdır. Kema ahraca şeyhan bu peygamberimizin Kabe'nin içinde kıldığı namaz. Burada haşede söylüyor. Ve icma'i ne üzerine icma etmişler? Ala enne li bintil ibni esudusa ma bintis sulbi. Mesela adamın oğlunun kızı varsa, yani kız torunu varsa, bir de kendi kızı varsa, bu ikisi sulah asibele umma, mesela erkek onları asaba edecek erkek kardeşleri yoksa, o zaman toruna 6'da bir düşer, kıza üçte iki. وَقِيَاسِ الْاَرُوزِ عَلَى burri Mesela pirinci da üzerine ne yapıyorsun, kıyas ediyorsun, nerede? film اِمْتِنَعِ bey بَعْدِ بِبَعْدِ Yani birbirleriyle takas edilmez. Ancak illa mislen bir mislin. Ancak Eşit olacak, yedem yedem yani peşin olacak. كَمَا رَوَىٰ مُسْلِمٍ habi تَارَتِهِ لِمَنْ شَكَةٍ fi بَقَيَةٍ Mesela adam abdest almış, sonradan şey şak acaba abdestim var mı, yoksa bozuldu mu, o zaman demek ki abdesti vardır. Demek ki abdesti olduğu gibi duruyor. Bunlar فَلَيْسَتْ أُسُولَ fıkhi. Bunlar usul değil, çünkü bunlar tafsili nedir, belirlerdir. E peki bunlar ne için zikrediliyor bu usul kitaplarında? Ve inna ma yuzkaru ba'duha fi kutubi li temsil ve idah. Yani bazen temsili izah için ne yapıyor? Bunlar zikrediliyor. Ha şimdi vakıla geldi. Vakıla usulul fıkhi ma'rifetuha. Yani ma'rifetu'd dala ma'rifetu dala'il fıkhi'l icmaliyet. Yani yani el bil ahkam, el bil kavaid yani. O kaydeleri yani bilmek. O kaideleri yani bilmek. Çünkü bazıları şöyle diyor. Bak şöyle burada bir haşiye var. ووجهه بعض بأن العلم بالأدلة موصل إلى المدلول والأدلة لا توصل إلى المدلول إِلَّ إلا بواسطة العلم بها. çünkü diyorlar o ilim ile tefsirden el ilmu bil qawaidi e, yani معرفة دلائل yani delilleri bilmek. E çünkü diyor o delillerin kendisi medulla ulaştırmıyor. Ancak o delilleri bilmek, o delilleri, kavaitleri bileceksin ki bundan sonra o seni ne yapacak? O fıkha götürecek. O Yoksa delilin kendisi diyor delil olduğu yerde fıkha ulaştırmaz diye tevil ediyorlar. O yüzden öyle tarif ediyorlar. Vakıla mesela bunda tarif eden şeydir. İmam Beydavi, i̇bn Hacip kendi kitaplarında, usul kitaplarında böyle tarif ediyorlar. Marifetü'a demişler, marifet dalal fıkhil icmaliyeti demişler. Ama ve racahal el yani dedi ki usul fıkhi delailu dedi. O usul fıkh kaidelerdir. Niçin böyle dedi? Bi enne ve da bi ennehu el akrabu ilel meddül lügaten. Yani e, lügaten diyor o Mana, mana da lügat cihetinden yani mana daha yakındır. Çünkü izin usulü lügatta erdi Mesela bak lügatta usul edile demektir. E ne oldu bak? Aradaki münasebet daha iyi oldu. Bu kema bu kaf tenzir e, tanzir içindir. Teşbih için değildir. Tanzirdir. Yani bunun benzeri var mı? var diyor. Kema fi tarifi cemiihim bütün usuller el fıkha bi, bil el fuk demiş. Bu mahkide olabilir. Ya da el fıkha diyebiliriz. Bil el ilmü bil ahkam. Bak el ilmu fıkıh ne demek? El bil ahkam. Bak burada ilim. O ahkamları bilmek diye tefsir etmişler. Çünkü fıkıh lügatta da gerçekten fehm manasındadır. E olunca o ahkamları bilmek manasındadır. La nefsuha e, demişler el bil ahkami e, la nefsul ahkam yani, yani o ahkamın kendisi Çünkü izil fıkhu için. O ahkamın kendisiyle tevil etmemişler, tefsir etmemişler, tarif etmemişler. Çünkü fıkıh lügatan fahim demektir. Ee, evet, e, Fıkıh lügatan ahkam değildir yani. O yüzden bak lügavi mana uy uygun olsun diye, ilmu bil ahkam diye ne yapmışlar? Tarif etmişler bak. Demek e, usul fıkhta fıkıhta delil. Çünkü usul edille. O yüzden edille diye tefsir ediyorlar. Ama fıkıh tarif ederken fıkıh bilme. O zaman bilme olunca el ilmi bil Tam ne oluyor? Lugay manalara e, tam tam münasip oluyor yani. O yüzden böyle yapmışlar diyor. Tabi İmam e, Mahalli bu e, şerhini genelde şeyden alıyor. İmam Zerkeşi. İmam Zerkeşi'nin bu Cem Öncağımı yani İmam Sübki'nin kitabı üzerine bir şerhi vardır. Teşnifül Mesami' bi halli cem Cami, Cami adlı bir eseri vardır. Tabi İmam Zerkeşi 745'te doğmuştur. 794'te vefat etmiştir. İmam Mahalli ise 791'de doğmuştur. Yani aralarında hemen hemen 46 sene vardır. Demek ki İmam Zerkeşi'nin şerhi daha önce yazılmıştır. Tabi İmam Mahalli de genelde bu İmam Zerkeşi'nin şerhini ne yapıyor? İhtisar ediyor. Ondan naklediyor, alıyor. Evet. Tabi İmam Zerkeş'ten sonra gelen bütün alimler e, kendi şerhinden istifade etmişler. İmam Zerkeş'in şerhi daha mufasal, daha geniş, daha uzundur. E, bunu da söyledikten sonra inşallah e, tariful usuli burada inşallah kalıyoruz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.